Merhaba arkadaşlar, motosiklet felsefecisi Ruh Usta kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz arkadaşlar PCX 2021 modellerde kaportada sökülmesi gereken, değişmesi gereken yerler. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz PCX'ler labirent gibi marş beli vesaire değişirken bile sökülmesi gereken yerler, şöyle göstereyim. Şöyle koltuk sökülüyor. Şu şekilde göğüs kısmı, far granajı. Mesela şu granajı değiştireceğiz. Bunun için nereler sökülüyor? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Süleyman Usta operasyona başladı. Değişecek parçalarımız şunlar arkadaşlar. Orijinal parçalar. Bu parçaları takmak için motorumuzda neler sökülüyor arkadaşlar? Sürücü ve artçı basamağı komple çıkarılıyor arkadaşlar. Şu şekilde segmentlerinden çıkarılıyor. Alt marş bir ve sürücü ayak basamağının olduğu yer sökülüyor arkadaşlar. Şu şekilde. Bunlar da benzin pompası. Biraz daha farklı arkadaşlar. Şöyle. Kas kelebeğinin olduğu yer. Yani koltuk kısmı komple sökülüyor. Bu granajın rahatlaması için her yer sökülüyor arkadaşlar. Labirent gibi. İşçilik olarak bayağı meşakkatli bir iş arkadaşlar. Sıralamayı şaşırtmamak gerekiyor. Çünkü ön sol granaj için bile gerekirse far sökülmeye kadar gidebiliyor arkadaşlar. Şu granaj için. Bunlara dikkat edeceğiz. Evet arkadaşlar, 2021 PCX'lerde gaz kelebeği motor kısmı nasıl diye soran olan arkadaşlar olmuştu. Gaz kelebek kısmı böyle. 4 valf biliyorsunuz arkadaşlar. 2 emme 2 eksosibob var. Silindir kısmı tamamen farklı arkadaşlar. Gaz kelebeği kısmı da farklı. Gaz kelebeğinde böyle gazetenin geldiği yerler diğerinde sağ tarafta idi. Bunu da sol tarafa almış arkadaşlar. Sol tarafa aldığı için evet, gaz telimiz solda, sağda değil. Gaz kelebekleri, konum sensörleri, TP sensörleri bunlar sağda. Ve şöyle de bir muhafazayı almış. Yağmur suyu vesaire girmesin diye. Yani sanki arkadaşlar bunu da sudan falan kaldığımız zaman daha avantajlı gibi bir görüntü koymuş. Evet, bobin de biraz iç kısmı almış şöyle görecek olursak. Enjektörümüz burada. Bujimiz vesairemiz. Bir de bunun benzin pompası dikkatimi çekti arkadaşlar. Benzin pompası biraz daha farklı. Şöyle baktığımız zaman pompanın üzerinde ayrıyeten bir hava durumu var. Oksijen sensörü. İşte bir tek sıkıntımız oksijen sensörümüzü, yani ısı sensörümüzü egzoza vermiş arkadaşlar. Egzozu sökerken çok dikkat etmek gerekiyor. Egzozu söken kişi dikkat etmezse şuradaki kablolar koptuğunda tırtıngen olur. Ona dikkat edeceğiz. Motor üstten salıncaklı arkadaşlar. Alttan salıncaklı değil. Ondan dolayı biraz hani şöyle bakacak olursak üstten salıncaklı bak motor. Diğer PCX'lerimiz neydi? Alttan salıncaklı. Alttan salıncaklarda süspansiyon biraz daha rahat oluyor arkadaşlar. Bu üstten salıncaklı. Ama şu şekilde tabii Çin malı gibi değil. Daha bir başarılı bir salıncak sistemi var. Ondan sonra bunlarda motor numaramız orada. Şase numaramız nerede? Ona bakacağız. Evet, şase numaramız şu kısımda değil mi? Evet. Bunlarda şase numarası nerede diye soranlar olursa da şu kısımda arkadaşlar. Elimizi şuradan attığımız zaman şuradaki borunun üzerinde şase numarası var. Tüf tüfte falan sıkıntı yaşamamak için. Radyatörde ayrıyeten bir rüzgar türbünü var arkadaşlar. Dışa çıkıntılı. Buradan biraz daha soğutmayı daha rahat alması için arkadaşlar. Şuradan şöyle baktığımız zaman radyatör biraz daha soğutmayı rahat alıyor arkadaşlar. Arka jantımız 13. Amortisörler ayarlanmıyor. Farklı bir amortisör sistemi var. Benzin deposunu açtığımız zaman benzin depo kapağımızı şöyle koyma yeri var arkadaşlar. Şu şekilde. Ayrıca depoyu şöyle koyabiliyoruz. Evet, Süleyman Usta parçayı söktü. Şimdi beyni nerede? ED ünitemiz. Şurada arkadaşlar beyni. Diyo beynine benziyor aynı. Evet, şöyle. Beyni de burada arkadaşlar. Beyne tabii her zaman olduğu gibi muhafazalarını koymuş. Yağmur suyu, kar suyu girmesin diye.
İşte diyorum ya arkadaşlar, bu motorlara elcek sıtmaz, sis far, xenon far, harici bir şey takmayın diye. Çünkü harici bir şey taktığımız zaman arkadaşlar, şu beyne giren tesisat kaldırmıyor, beyin arıza veriyor arkadaşlar. Ona dikkat edeceğiz. Immobilizer sistemi var arkadaşlar. Immobilizer sisteminde mesela kontağı açamadık, akümüz bitti. Ne yapmamız gerekiyor? Şurada bir parçamız var. Anahtar yanımızda mı? Şuraya geçen parçayı gösterelim. Şöyle bir parçamız var. Şunu sen tutsana bana hocam şöyle. Kamerayı. Şöyle bir parçamız var arkadaşlar. Bunu niye gösteriyorum? Şu an müsait olduğu için motor. Şu kapağı çıkarıyoruz. Şu kapağımızı çıkarıyoruz. Akü bitti vesaire bitti. Şu siyah parçayı arkadaşlar şuraya şu şekilde yerleştiriyoruz. Ve aşağı doğru şu hareketi yaptığımız zaman buradaki koltuk mekanizması açılıyor arkadaşlar. Şu hareketi yapınca. Koltuk açılıyor. Oradan aküye müdahale edebiliyoruz. Yani akü bitti ne yaparız diye düşünürseniz şu parçayı kaybetmeyin arkadaşlar. Bu parçada da okuyucu var, mıknatıslı. Bununki başka motor olmaz. Başkası bunu olmaz arkadaşlar. Şu şekilde. Bak şu hareket. Şu hareketi yaptırıyoruz. Şu an açık olduğu için sorun yok. Şimdi burada kontağın komple bir sürü teferruatları var arkadaşlar. O teferruatları da motor yani anahtarsız çalıştığı için şöyle yakın aldığımız zaman bak şu şekilde. Onunla alakalı. Artı bir de bu gidonlarda böyle esneme var falan, bunları sabitleştiriyorlar. Bunlara gerek yok arkadaşlar. Burada vibrasyon önleyici yani titreşim alıcı lastik takozları var arkadaşlar. Onun için onların ayarıyla bu oynamayalım diye düşünüyorum. Evet, şu an motorumuzun kranaj için şu şekilde söküldü. 2021-22 ABS'li son kasa PCX arkadaşlar. Ön granaj değişiyor. Nasıl takılıyor? Nelere dikkat ediliyor? Süleyman ustam gördüğünüz gibi tırnakları yerine getirdi. Bütün tırnakları. Tırnaklara ilaç sürüyoruz arkadaşlar. Rahat oturması için. İlaçla oturuyor. Çünkü öbür türlü kırılma riski var. Onlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Yanlış mı gelmiş? Var mı yanlışlık? Diğer parçaları oturturalım. Evet arkadaşlar, kaporta aksamı takılıyor. Koruma demiri takacağız arkadaşlar. Motor koruma demiri aynı zamanda PCX'imizde. 2021-22 ABS'li arkadaşlar. Taktığımız zaman şu şekli alacak arkadaşlar. Evet, şu şekilde olacak. Evet, kaporta. Eski kaportadaki bütün klipler, geçmeler, tırnaklar hepsi yeni kaportaya aktarılıyor. Evet arkadaşlar, motorumuzun kaporta işlemleri bitti. Koruma demiri taktık arkadaşlar. Bu koruma demirleri orijinal değil arkadaşlar bak. Bu demirler orijinal değil. GP, MP bu tarz kompozitlerden geliyor. Fakat bunlarda da tasarım hatası var arkadaşlar. Şimdi şuraya iki tane vida yeri koymuş. Şuranın eğimi doğru. Buranınki yamuk geliyor. Ne oluyor? Şu aradaki boru tam ortalı gelmiyor arkadaşlar. Yani langur lungur iş yani. Fizik kurallarına aykırı. Şöyle baktığın zaman yamuk yumuk duruyor. Yani bu tür şeylerle uğraşamıyoruz arkadaşlar. Normalde takmamamız gereken bir şey. Hani bazen diyorlar ya servislerde işte koruma demiri takınca garanti dışı kalıyor. Şu oluyor bu oluyor. İyi güzel de kardeşim bunu neye göre yap? Kalıbaş hatası. Bura açık kalıyor, bura kapalı kalıyor. Şuradaki civatalar yalam oluyor. Şuna uzun uzun civata göndermiş. Bu civatalar da burayı karşılamıyor. Ama buraya akıllı alçıpan vidası taktık. Burayı deldik. Burayı bilmem ne yaptık. Burada buraya olmadı. Yani böyle langur lungur durumlar arkadaşlar. Belki karşılaşanlar vardır. Burada eğim büküm hataları, çizikler vesaireler oluşuyor. Şuralar mesela tam oturmayabiliyor. Yani bunları şunun için diyorum arkadaşlar ya, koruma demiri niye öyle oldu? Yok efendim şurası niye böyle çizik? Yok efendim bak
Burası niye yukarıda kaldı? Öbür taraf niye oturdu? Hadi bunu yap bakayım. Nasıl yapacaksın? Adam bunu yaparken burayı kısa yapmış, öbürünü uzun yapmış. Ama bu adam ne yapıyor? Bunu satıp geçiyor. Bunu takan nasıl takarsa taksın. Hiç adamın umurunda değil ya. Onun için arkadaşlar bunlara dikkat edeceğiz. Bu tarz malzemeleri alırken yani bura niye oturdu, bu niye oturmadı diye bizlere kesinlikle gelmeyin. Niye gelmeyin? Bak yan ayaklığı alamayacağız motoru. Niye alamayacağız? Demir burada. Ayaklığın mesafe kısa geliyor. Mesela yan ayaklığı alamayacağız artık. Niye alamayacağız? Bak basamıyoruz. Yani şuradaki yan ayaklık demirini şu demir ekalte etti. Şimdi bunları yapan, tasarlayanlar, bunları satanlar, bunları düşünmesi lazım ama düşünmüyorlar. Tamam başarılı iş yapıyor olabilirler ama işte bazen de böyle başarısızlıklar oluyor arkadaşlar. Niye oluyor? Bak şurası yukarıda, burası aşağıda. Ben şimdi buna ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamam. Yani bunu demek istiyorum. Ha bunun dışında başka bir firmanın yaptığı demir var. O da şabalak gibi. Al. Bu da şu firmanın yaptığı. Ah bu da bundan berbat arkadaşlar. Yani onun için bu koruma demirleri yoksaya basacağız. Ya koruma demirsiz kullanacağız ya da bunları yamuk yumuk şarkülü kaçık bir şekilde kullanacağız arkadaşlar. Yani bunlarla alakalı. Ya ustam şura yamuk. Ya bu buna oluyor mu? Yok orijinal koruma demiri var mı? Yok arkadaşlar. Bunları orijinal yapan büyük motorlara gibi var. Kappa var. Onlar da bu motorlara çalışmıyor. Yani bu motora gibi kappa bir demir yapsa böyle mi durur? Daha orijinal durur. Ama bunlar da işte yapmış firmalar, idare edeceksiniz. Ya ben bunu idare edemem dediğiniz zaman arkadaşlar evrak bizden çıkıyor. Çünkü motorun bütün kaportayı yaptık. Şu iki tane demiri takmak kaportayı takmaktan daha zor arkadaşlar. Çünkü kasıyor, ora olmuyor, bura karşılamıyor. Ora uzun geliyor, bura kısa geliyor. Oraya civata göndermemiş, öbür tarafa somun göndermemiş. 3 kuruşluk vidat civata somun için kargo ücreti vermek zorunda kalacak. Yani bunlara dikkat edeceğiz. Bu firmaya da buradan sesleniyorum arkadaşlar. Biraz daha özen gösterelim. Bu PCX'leri yaparken mesela bak burada bu demiri yapmışsınız iyi güzel de kardeşim. Ta beyne bak. Beyne baskı veriyor. Beynin soketini yarın kırsa bu motorda bir sıkıntı olsa ben ne yapacağım? Yani artı hidrolik hortumları buradan gelen parçaya takıyor. Artı buradaki kaportaya bunlar değiyor falan. Yani bunları da göz ardı etmemek lazım. Yani bilin istedim arkadaşlar. Böyle bir demir taktırdığınız zaman da böyle durumlarla karşılaşabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. İlginize, alakanıza arkadaşlar kanalımıza abone olalım. Like atalım. Süleyman Usta'nın uğraşıyor 2 saattir. Bitti arkadaşlar motorun işi. Şimdi burada da arkadaşlar demir takmak için 2 tane civata kullanılıyor. Şu şekilde. Oralarda metrik 6 göndermiş. Normalde metrik 8 olması lazım. Ya ustam civata yok mu takıver falan. Bu hangi birini takacaksın? Hangi birine civata bakacaksın? Yani bunlar böyle arkadaşlar. Durumlar bundan ibaret. İyi günler, iyi seyirler.